Teşekkür ederim başkanım. Başlamadan önce yeni sportif direktörümüz Emre Belözoğlu'na hayırlı olmasını diliyorum yeni görevi. Öncelikle Türkiye'nin en büyük kulübünde 4 sene formasını terlettim. Ve şu an teknik direktör olarak karşınızda bulunmaktayım. Ve onun mutluluğunu, gururunu yaşıyorum. Tabii beni bu göreve layık gören başta başkanımız Ali Koç, yöneticilerimiz olmak üzere kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sonuçta buraya gelmeden önce geleceksem de burada beni neler beklediğini çok her şeyin farkındaydım. Tabii Alanyaspor veya Malatyaspor'la kesinlikle kıyaslanamayacak. Sonuçta burada 4 yıl top oynadım, şampiyonluk yaşadım. Taraftarın beklentisi, camianın beklentisi, medya olsun, etrafımızdaki aile dostlarımız olsun. Ve kendimiz olalım, bizimle buraya gelip yapmak istediklerimiz ortada. Sonuçta ben ekibim olsun, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu olsun, futbolcularımız olsun. Tek bir hedefimiz var. 29. şampiyonluğu bu sene taraftarımıza, camiamıza yaşatmak. İnşallah bu bize nasip olur. Tabii bu kolay olmayacak. Herkesin sezon başı veya kamp döneminde neler konuşuldu, şu an neler konuşuluyor. Evet, 18 yeni transfer yaptık. Kısa bir süreç içerisinde her şeyi toparlamamız gerekiyordu. Sistemimizi oturtmamız gerekiyordu. Buna normalde 7-8 haftalık bir süreç oluyor genelde. Kamp dönemleri. Sadece 4 haftalık bir periyodumuz vardı. Ve her hafta yeni futbolcular geliyordu. Gönderilen, ayrılan futbolcular oluyordu. Ama Allah'a şükürler olsun. Bu ilk 6 haftaya baktığımızda güzel bir gidişat var. İstediğimiz doğrultusunda her şey gidiyor. Ufak tefek eksikliklerimiz var mı? Evet var. Bunları önümüzdeki haftalarda gidermeye çalışacağız. İstediğimiz futbolu birkaç hafta içerisinde hücum anlamında zaten geçmiş 2 haftaya baktığımızda hücum anlamında yakaladığımız pozisyonlar olsun iyiye gidiyor. Defansta ufak tefek hatalarımız, bireysel hatalar oluyor. Bunlar hepsini zaten gidereceğiz. Üzerine koyarak gidiyoruz baktığımızda. Önümüzde bir Antalya maçı, ondan sonra Konya maçı, milli maç arası gelecek. Milli maç arasından sonra biraz daha üzerine koymuş bir Fenerbahçe herkese göstermek, izlettirmek istiyoruz. Onun dışında biliyorsunuz bu iş daha önce Emre'nin de söylediği gibi ben değil biz olarak yola çıktık. Ve biz olarak hep birlikte bunu başarmak istiyoruz. İnşallah sezon sonunda bunu başaracağız. Teşekkürler. Evet, deminki toplantımızda da olduğu gibi biliyorum hocam yakın zamanda bir araya gelmişti medyayla. Ama şimdi üçümüz en eli bensiz şekilde önünüzdeyiz. Lütfen ne sormak istiyorsanız sorun. Lütfen isminizi de kurumunuzda belirterek. Kenan Pamuk, TRT Spor. Tekrardan hayırlı olsun öncelikle. Hocam, Trabzonspor maçının ardından bir görüntü vardı, bir fotoğraf vardı. Orada yedek futbolcular da en az ilk 11'de oynayan futbolcular kadar seviniyordu. Az önce Sayın Başkan da bahsetti aslında. İki ayrı kadro kurabilecek bir kalite var ama oynayamayan oyuncuların zaman zaman bu anlamda motivasyonunu nasıl sağlıyorsunuz? Ötekisi de işte bir ara Gustavo oyundan çıkarıldı. Son maçta Sosa, ki bu iki oyuncu da çok önemli karakterler. Bunların oyundan çıkarılması nasıl bir mesaj unsuru taşıyor? Yani zaman zaman her oyuncu oyundan çıkabilir, yerine en beklenmeyen oyuncu alınabilir mi? Bunu Samandıra'da nasıl sağlıyorsunuz? Valla burada önemli olan alacağımız galibiyet Fenerbahçe'nin başarısı. Fenerbahçe'nin başarısı için kurduğumuz bir ilk 11, verdiğimiz bir karar var. Bunu tek başıma kendim yapmıyorum. Ekibimle istişare ederek ilk 11'i belirliyoruz. Tabii zaman zaman oluyor futbolcularımız
istediğimiz performansı gösteremeyebiliyorlar. Hatalar oluyor. O yüzden burada isim baktığımızda evet önemli isimler takımımızda var. Ama onlar da zaman zaman performanslara düşebiliyor. O yüzden değişiklikler gerekiyor. O değişiklikleri biz gerçekleştiriyoruz. Her futbolcum, 26 futbolcumuz var, gençlerimiz var. Her futbolcu hazır olmak zorunda. O yüzden ben hiçbir futbolcuyu birbirinden ayrı tutmuyorum. Fenerbahçe'nin başarısı için kim sahada en iyi verimi, kimden en iyi verimi alıyorsak sahada onunla yola devam edeceğiz. Peki şu kısma biraz daha belki vurgu yapmak gerekir. Novak birçok takımda ilk 11'de oynayabilecek bir oyuncu. Nazım Sangare, Mert Hakan Yandaş. Yani burada tabii beklemeleri de gerekiyor. Çünkü daha hazır oyuncular var çeşitli şartlardan dolayı. Oyuncularla birebir görüşme gerçekleştiriyor musunuz? Çünkü oyuncu psikolojisi özellikle bir önceki takımında ilk 11'de oynuyorsa performansı iyiyse belki o üst noktada tutmak çok da kolay değildir. Yani teknik ekip çok geniş olduğundan dolayı biz de bir 11 çıkarabiliriz. O yüzden hem ben olayım hem yardımcılarım olsun. Kesinlikle futbolcularla bu bireysel görüşmeleri yapıyoruz. Sonuçta evet Novak Trabzonspor'da çok iyi performans gösterdi. Mert Hakan Sivasspor'da çok iyi performans gösterdi. Dediğim gibi uzun bir maraton, 40 haftalık bir periyot artı kupa maçları üzerine gelecek. 46 maçlık bir sezondan bahsediyoruz. O yüzden her futbolcu bize lazım. Bazı futbolcu 2-3 hafta üst üste oynayacak, dinlenecek. Diğeri onun görevini üstlenecek. Herkes birbirini en iyi şekilde desteklemesi gerekiyor. Bugüne kadar da o şekilde devam ediyor. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Ama bir baskı oluşturuyor mu? Zaten Fenerbahçe'ye imza attığınızda bu göreve evet dediyseniz bu şeylere olacağını bilmeniz gerekiyor teknik direktör olarak. Bunları ben bilerek Fenerbahçe'ye imza attım. O yüzden o konuda çok şey değilim. Yanlış işte tabii zor. Zor bir hiç kimseye bir söz veremez. Evet kesin olacağız diye bir garantisi yok bu işin. Sonuçta futbol sahada oynanıyor. Oynayarak bu hedefe gitmeye çalışacağız. Biz de bunun doğru kararlar vererek, birlikte doğru kararlar vererek en iyisini yapmaya çalışacağız. Problem gibi gözüken, sorun gibi gözüken şey. Zaten uzun yıllardır bazı arkadaşlarımızla tanışacağız. Emre ile zaten bir ara takım arkadaşı olacaktık, olmadı. Newcastle'da. O dönemde... Hocam nedir o IDL'de kalmışsa, ne kadardı şeyiniz? Ben Olympiakos oynuyordum. Newcastle transferim vardı. Gerçekleşme üzereydi. Newcastle'a gittiğimde Emre'yle birlikte kaldık. Her gün antrenman yapıyorduk. Bazen günde çift çıtman yapıyorduk. Ama O zaman çift çıtman seviyordum ama hoca zorluyordu beni. O yüzden futbolcular şu an yakınıyor. tabii o gerçekleşmedi. Newcastle iki maçı vardı galiba. Emre de o dönem sakattı. İki maç takımı kaybedince bizim işimizde hoca gönderildi, görevinden alındı. Bizim işimizde suya yattı. Öyle bir maceramız oldu. Ha, tabii ki güçlü karakterler, Emre olsun, Volkan olsun, etrafımız var. Ben de aynı o şekildeyim, güçlü karakterim, dominant bir karakterim, öyle söyleyeyim. Ama biz her şeyi konuşarak, istişare ederek çözüyoruz. Ve geldiğimiz günden bugüne kadar hiçbir sorun herhangi bir şekilde yaşamadık. Bundan sonra da zaten yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabii ki gün gelecek, maçlar kaybedeceğiz, puanlar kaybedeceğiz, maçlar kaybedeceğiz. Ama benim görüşüm bunu her şeyde oturup konuşarak güzel bir çözüme götürmemiz gerekiyor. Sadece konuşarak bu işler olur. Farklı şekilde olmayacağını düşünüyorum. Her şey zaten Fenerbahçe için. Yapacağımızı yapılmasını herkes bilmesi gerek. İşte önemli olan kim hangi açıdan bakması. Sonuçta evet her şey iyi gidiyor, güzel. Eksiklikler halen biraz var. Bu uyum süreci halen bazı arkadaşlarımız biraz yaşıyor olduğunu ben düşünüyorum. Ama onlar da önümüzdeki haftalarda milli maç arasından sonraki dönemde
daha iyi bir seviyede olacağını düşünüyorum. O yüzden evet 18 komple yeni bir takım kurduk. Bazı takımlar sadece 2-3 tane ilk 11'inde yeni transfer oynatıyor. Bizim 7-8 oluyor. O yüzden bir arada sürekli oynamadılar. Başından beri hep bir arada değildi bu arkadaşlar. Hep birinci günden itibaren bir arada çalışmadılar. Onun biraz sıkıntısını yaşadık. Ona rağmen takımımız şu an ikinci sırada 14 puandayız. Her şeyin doğru yolda yol aldığını düşünüyorum.